Selam Mario severler, yepyeni bir Mario Odyssey bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde şu Lock Lady elbisesini çaldılar ve bunların hiçbir işi gücü yok ve sadece ona yakınıyorlar, hiç yardım da etmiyorlar. O yüzden Alt+F4 çekiyorum, bu seri soru videosuydu. Etrafımızda bir takım değişiklikler mevcut. Şu küp gene burada, bizim Toad burada. Lakitu gelmiş, balık tutmakla meşgul. Onun dışında bir şey yok zaten, tamam. Su plazasından eğlendin mi? Tabii canım, ne demezsin, dört köşe oldum. Şurada kedi Mario var. Bu fermuarı daha önce görmemiştim. Aynı yerleri bir daha oynamaya gerek yok. En iyisi sadede gelmek. Bir tanesini çıkarsam yetiyordu ama. Buradayım ve sol. Dümdüz git sol, tamam. Şu gerçi bende de harita var. T oradan oraya yüzene kadar böyle gitmek daha hızlı diye. Çok tatlıyım değil mi? Evet. Yakın mesafede tutkulu sevimliliğe dayanamıyor. Uğradığın için teşekkürler küçük dostum. Bir güç ayı ister misin? Sorman hata. Yani bir öpücük de verebiliyorsun muymuş? Yani kusura bakma ama beysizsin. Şimdi diyeceksin niye hakaret ettin? Hani bir aşağı bakarsan göreceksin. Hani mesela diyorum. Ben bunu daha çalmadım mı ya? A doğru. Galiba burada yapmam gerekenlerin hepsini yaptım. Ne diyorum burada? Göl Krallığı. Afişi de bir çevireyim bari, boşuna vermiş olmasın. Göl Krallığı, güzellik ve berrak sular ülkesi. Lamode Gölü, kasaba hem gölde hem de gölde. Nüfusu orta kalabalıkta, boyutu sınırlı. Yerliler, loklediler. Döviz mi? Ölçek şeklinde, endüstri giyim tasarım, sıcaklık. Ortalama 79... Bir şey, santigrat derece olamayacağına göre. Fahrenheit ya da Kelvin'dir, bakayım bir. 79 Fahrenheit ne kadar ediyormuş? 26 derece aynen. Büyük ihtimalle 26 derece çünkü 79 derece olursa suda canlı olmaz. Pencere alışverişi. Bu krallığın sunduğu en lüks giysi olarak kabul edilen Lock Lady elbisesi, Lock Lady artık nasıl okunuyorsa, Su Plaza'nın vitrininde sergileniyor. Lock Lady tarafından yaratılan tüm giysiler yalnızca en iyileri ve en güzelleri olarak bu onur için seçiliyor. Bu ulusal bir hazine olarak kabul edilir. Bu elbiseyi giymenin sonsuz mutluluk getirdiğini söylenir. Bu yüzden doğal olarak her gelin onu ister. Ama ne yazık ki bu sevimli türünün tek örneği ürünü satılık değildir. Kubbeli Su Plaza. Lamode Gölü moda diyarı, su altı Su Plaza cam bir kubbeyle korunur ama merak etmeyin, içeride solunacak bir hava vardır. Meydanın içinden göle baktığınızda Dorian'ın muhteşem mağazasının ortasında yüzdüğünü görebilirsiniz. Yani yüzmekten ziyade duruyor. Fermuarların gizemi, Dorian bu muymuş? Evet, önünde yüzüyordu, doğru. Yani yapılacak bir şey kaldı mı ona bakıyorum şimdi. Brutus mücadelesi daha gelir mi? Bakalım. Oradan da gizli bir yere gidiyor. Hadi hadi. Göl Krallığı'na kadar seyret. Ya bir s**lik şuradan. Farklı bir şey söylüyor zannettim. Aha. Şunu bir kırmam yok mu ya? Hocam sizin yapabildiğiniz en büyük şey böyle etrafta sadece böyle şey mi? Yüzmek mi? Başka bir aktiviteniz falan bir şey yok mu? Bir edindiğim bilgilere göre tam şurada bir yer daha varmış. Aynen öyle. Şurada bir fermuar oluyoruz. Kardeşim evet. Fermuar olmak da yani ne bileyim. Oo,
Burada bayağı bir büyük bir fermuar var. Ama endişelenecek bir burada bir şey yok. Çünkü burası her ne kadar göründüğü kadar ince ve kırılgan olsa da bir şey olmuyor. Aynen, sert bir madde. Buraya bir anahtar lazım. Hop. Burada bir T harfi oluşturuluyor. Burada bir şey var mı? Tam şurada bir şey varmış. Öte yanda bir şey yok, boşluk. Siz ölmediniz mi? Oraya gelen atlama hamlesini kullanmak istiyorum ama garanti öleceğimi bildiğim için şu anda da acelesi yok. Neredeydi paralar? Paracıklar. Şu anda öyle baştan başlayabilirim. Ne de olsa şu anda kullanabileceğim 137 tane canım var. Bana müsaade. Sadece şu anahtarı alacağım, gideceğim, o kadar. Bir de şuradaki ayı da alayım, tamam. Abi kafasını atlıyorum. Nasıl ölebiliyorum? Sekiz tane istiyorsan ben sana daha fazlasını vereceğim. Aynen öyle. 73 tane var. Şaka maka bayağı topladım ya. Bazı ana gemisine bayağı yaklaşmışım. Ho 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 ho. Metro Krallığı. Olur hocam. Tam şu ortada bir yer var. Böyle bir molu falan ama neyse. Metro Krallığı'na gidelim. Metro Krallığı'na da can simidiyle de. Bantı beni elbiseyle düğün yapıldığını kim duymuş? Hadi o düşüncesiz iblisin peşine bir düşelim. Öldürecek biraz zamanımız olduğuna göre seyahat ipucu. Bütün bir kutu yığını kırmak mı yoksa defalarca bloklamak mı? Fırlatma ve tutma yapmak için sadece... Oğlum ben bunu biliyorum zaten. Tanrım, o da neydi? Bowser'ın gemisine bayağı yaklaştık, hatta yakaladık. Yani şahsen ben Bowser'ın yerinde olsaydım karşımda can simidiyle duran bir Mario'yu çok da ciddiye almazdım. Bulut Krallığı'na geldik. Metro Krallığı'ndan önce. Ki burası da ara bir savaş sahnesi oluyor. Şuradan giderken ölsem çok komik olmaz mıydı? Şu küp her yerde ya. Bunun Türkçe mali şu demek. Mario, sana ayıracak bir zamanım yok. Düğünümü planlamakla meşgul. Bunun ne kadar stresli olduğunu biliyor musun? Ben ciddiye alamadım. Aynen Şeftal, sen öyle kazık gibi dur, tamam mı? Ama bir hareketlerde bulunma. Abi Bowser malum kaç katı ya? Bir koysam. Şöyle girebiliyor muyum sana? Ah girebilseydim çok iyi olurdu. Ah.
O değil. O da değil. Hop. Gel 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 gel. Hocam adam gezegen fırlatıyor bana. Bu da iki eder kardeşim. Ama elbise yakışmış onu söyleyeyim. Gel Bowser. Ateşleri hızlı yaymaya başladı. Gerçi bunu kırıyor olman lazım. Tam onu diyecektim. Hadi hadi. Oba. Özür dilerim. Yanlış da oldu. Ateş! Şunu en başta yapaydın ya Bowser. Lan gemiyi bozmasaydın. Kayıp krallık. Unutulmuş ada. Ya Bowser yapacağın his gemi mahvoldu ya. Aa, şimdi neredeyiz? Evet. Odyssey mahvoldu. Biraz güç ayına ihtiyacımız olacak. Düzeltmek için bayağı bir güç ayına ihtiyacımız olacak. Hadi şuna bir bakalım. Buranın para birimi de yaprak. Şaşırmadım. Etrafta bayağı bir çimen mimen falan olduğu için şu anda 60 karazında olması gerekirken arada bir 50-45'e falan düşüyor. Özellikle şu çimenlere baktığım zaman 45'leri 41'e düştü. 39'a düştü. Tepeden bakacak olursak şuradan oraya zıplayabilir miyim? Zıplarım. Tam da vahşi doğanın ortasında en uygun kıyafetleri seçerek gitmişim. Gerçi Bowser'ın karşısına da böyle çıkmam benim suçum ama kıyıya köşeye bakacak olursak iyi. Burada hiç yerli bir şey yok mu diyecektim, tam kartal geliyor geldi. Ya ama hocam ya. Geliyorum. Şuraya çak diyor sanki. Ha yok. Tam şuraya çak diyor. Aynen öyle. Tamam geliyorum, geliyorum, geliyorum. Az daha sabır. Sen tam kafana zıplayacaktın biliyor musun? Keşke zıplasaymış. Geliyorum, geliyorum. Yetti, yettim, yettim, yettim. Lan sizin kafanıza zıplamıyor mu? Gerçi zıplanıyor da. Geldim, 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 geldim. Bir şey olmuyormuş. Ha, anladım. Tamam, böyle yapıyorsun. Evet, kurtardığım için teşekkür ederim. Her gün yaptığım sıradan şeyler. Hadi güç hallerini bulmaya devam edelim. Şimdi şapkam geri geldiğine göre sizlere giriyor olabilmem lazım. Aynen öyle. Burada gideceğim yönler. Düştüğüm zaman ölüyor muyum? Ya o ne salak be. Y'ye basınca uza diyor. Tamam. Bu nasıl diyemiyor? Kötü oldu. O zaman şurada bir anahtar vardı hani en başta. Sana girebiliyor muyum? Oy. Kepeğe bir şey olmuyorsa ben problem yok. Evet. Çok güzel. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım derdinde değilim. Çünkü artık bu var. Hemen şuraya. Oraya değil lan. Hop. Sana tırmanabiliyor muyum? Çünkü tam tırmanmaya da cesaret edemiyorum. Ha, o şekilde.
Şeyi kaybetmemem lazım. Şurada en uca kadar gideyim. Şöyle biraz uzayayım. Eyvallah. Hop, ben de şöyle alırım. Çok kullanışlı ya. Hayır. Şu tarafa. Bunlar zamanla kapanıyor değil mi? Aynen. Bir tane şu tarafa. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir tane. Ne olsun, hiç yoktan iyi. Gerçi buna bir zamanlama bulmam lazım. Bu da olur. Ben de buradan geçerim. Acaba ne var? Çok merak ettim. Siz neyden bahsediyorsunuz? Ha, duvar zıplaması. Bunu biliyorum, evet. Duvardan duvara B'ye basarak zıpla. Ova, çok iyi geldi. Sonunda şu doğaya uygun bir şeyler giymenin vakti geldiydi. Toad. Hey ya. Uçuş adasında olduğumuzu düşünmüyorum ama. Neyse, bence kıyafet daha önemli. Bir kafadakini çıkarsak bence tamam. Gerçi kaptan şapkası vardı, bir dakika. Böyle daha iyi oldu bence. Hey ya. Evet. İstiyorum. Bu arada Toadlar manyaksınız. Hiç kimsenin uğramadığı bir adaya market açmak nedir? Sevgili kanatlı kardeşim, sen ne diyorsun? Glidden. En yüksek yerlerden süzülmek için her yeri dolaşıyorum. Bu nokta kan pompalayan bir güç dolaşı için oldukça iyi görünüyor. Scree! Uç uç uç. Scree! O zaman hocam. Hop, eyvallah. Yapmadı, amaçlamadım. Bu arkadaş sadece süzülmek için var anladığım kadarıyla. Uçmaya çalıştım da, yani o kadar yer gezmiş, görmüş. Ondan sonra bir bakıyor, ayı keşfettim bu arada. Sonra bir bakıyor, karşısına Mario çıkıyor. Mario da alıyor onun şapkasını, fırlatıyor. Ayı gittikten sonra o kadar şey heba oluyor, gidiyor ya. Bir dakika. Tam şuraya süzülmelik bir yer varmış. Hatta şurada parlayan bir kelebek bile var. Tabii ondan önce... Yanlışlıkla oldu. Tam şu şöyle... Aynen öyle, geçiş dolaşında. Nasıl yani, işlemiyor mu sana bu? Şuraya hiç uğramadım. Belki oradan bir şey vardır. Merhaba. Gene ben. Burada gizli, aynen öyle. Burası daha yapılabilir duruyor. O yüzden ilk öncesini alacağım. Alamadım. O zaman ben bir geçeyim ben. Tam da tahmin ettiğim gibi burada o zaman. Şöyle tutuldum. Senin yeteneğin yok. May maşallah. Buraya nasıl geldin? Dev bir kuş beni düşürdü. Her zamanki gibi kuşumdan farklı. Ne diyorsun lan sen? Ama burada sessizlik içinde dinlenmek güzeldi. Ve bir güç ayı keşfettim. Yani bu senin. Şunları da alayım. Çünkü birkaç canına daha ihtiyacım olacak. Evet, gerekli olan tüm güç aylarını topladık ama bir tane daha alacağım. Yani burayla işimiz yine kalmış.
Allah'tan burada fizik yasaları pek işlemiyor. Eğer işleseydi zaten çoktan nane yemiştim. Teşekkür ederim. Yukarıda zaten pek bir şey yok galiba. Yine baş belanı ben. Oradaki kafes içindekini alamadım. Onu yapacak bir şey yok. Zaten 8 saniye ihtiyacım vardı diyor. Orada da varmış. Onu da alırım mesela. Tamam söyleyeyim. Şuradan da şöyle uzansam. Yalnız ben sarıdan alışveriş yapmak istedim de. Neyse tamam sende de. Sana da zaten. O zaman hadi şu hayalimi bir gerçekleştireyim. Oyun 30 karesine gidince ses de kesik kesik geliyor. Yani yenilendi de. Evet, yeni bir boyacıyla falan lazım ama olsun. Şu anda işimi görüyorsa boyacıya da gerek yok şu anda. Şimdi de Metro Krallığı'na doğru yol alıyoruz. Hocam bu bölümümüz bu şekilde olsun. Bir sonraki Mario Odyssey bölümünde görüşme dileğiyle esen kalın. Evet biraz öldürmek için zamanımız var. O yüzden ben de seni öldürdüm.